Mehmet Nabi İnciler, İnci Baba olarak da bilinen Kavadayı Urfa'da dünyaya geldi. 1980'li yıllarda özellikle Ankara'da iş ve ihale dünyasının önemli isimlerinden biri haline geldi. İnci Baba olarak da tanınan Mehmet Nabi İnciler, ihale mafyası suçlamasıyla 12 Eylül döneminde büyük bir soruşturma geçirdi. Renkli bir kişiliğe sahip olan İnci Baba, papana vurulması ile ilgili davada sıkı yönetim askeri mahkemesinde "Müteahhitlik işleriyle uğraşıyorum. Benim papayı vurmam ya da vurdurtmam işime gelmez. Papa müteahhit değil ki benim onunla işim olsun. Müteahhit olmayan da benim işim olmaz. Hele papayla hiç olmaz." Muazzez Avacı'nın eski eşi Hasan Heybetli ile müteahhitlik ve turizm alanında ortak şirket kurdu. Aslen müteahhitti ancak devlet ihaleleriyle ilgilenmeyi kendisine meslek edindi. 1982 yılında Erkekçe dergisine verdiği röportajla çok ses getirmiş, kendi üslubuyla İran-Irak savaşını değerlendirerek Türk mafyasının bilinmeyenleri hakkında bilgi vermiştir. 1 Ağustos 1982 tarihinde Mehmet Nabi İnciler'in de aralarında bulunduğu ihale mafyası yakalandı. 1987 milletvekili seçimlerinde memleketi Urfa'dan bağımsız aday oldu ve 46 bin oy aldı ancak seçilemedi. 1989 yılında ünlü kabadayı Direjel'in kardeşi Mehmet Yasak tarafından İstanbul'da Maxim gazinosunun çıkışında kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan İnci Baba daha sonra yaptığı açıklamada "bu bir aile meselesidir" diyerek şikayetçi olmamıştır. Süleyman Demirel'in zincir bozanlı günlerinde ona bir telgraf göndererek "bir gün bu kuyudan çıkacak, başımıza sultan olacaksın" diyen İnci Baba, 1990 yılında ise "benden babalık gitti gayri, babalar babası Demirel'dir" demiştir. Cezaevi dönemlerinde hastanede tanıştığı Alparslan Türkeş'le de yakın ilişki içinde olan İnci Baba, Türkeş'in davetiyle Bulvar Palas'ta kutlanan 3 Mayıs Türkçüler Bayramı'na da katılmıştır. Renkli bir kişiliğe sahip olan İnci Baba, siyasetçilerin de yakın dostuydu. Oğlu Kürşat'ın düğününde nikah tanıklarından birisi Süleyman Demirel, diğeri Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş'ti. Dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın hakkında iki kez hakaret davası açtığı İnci Baba, 1992 yılında dönemin Meclis Başkan Vekili Sosyal Demokrat Halkçı Partili Fehmi Işıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Yaptığı tüm yasa dışı işlerin yanında kavgalı aşiretleri barıştırması, ihtiyaç sahibi fakirlere ve yoksullara yaptığı yardımlar ile de bilinir. Ayrıca evinde leopar gibi yırtıcı hayvanlar beslediği iddia edilen İnci Baba, dünyaca tanınan belgesel kanallarında da adından bahsettirmiştir. 4 Aralık 1993 günü hiç beklenmedik bir şekilde evinde koruması Yakup Yaşar Güven tarafından yanlışlıkla kasığından vurularak öldürüldü. Gazetelere göre katil zanlısı Yakup Yaşar Güven aslında İnci Baba'nın yeğenlerinden Faruk Kasapoğlu'nu vurmak isterken yanlışlıkla İnci Baba'yı vurduğunu söylemişti. Ancak 10 yıllık korumasıydı ve adını ıskalamamasıyla tanınıyordu. Fakat her nedense bu kez hedefi şaşmış ve İnci Baba'yı vurmuştu. Kimilerine göre Direjeli azmettirmişti. Ancak İnci Baba ölümünden kısa bir süre önce Filiz Akın'ı bıçaklatmıştı. Sahne dünyasına bakılırsa Filiz Akın kendisine kur yapan İnci Baba için dünyada erkek kalmasa bile onunla olmaz demiş. Bunu duyan İnci Baba da Filiz Akın'ı bıçaklatmıştı. Ancak konunun başka bir boyutu daha var. İnci Baba'nın fena halde bozuldu ve ileri geri konuştuğu Filiz Akın 9 Kasım 1992 tarihinde MİT'te müsteşar koltuğuna oturan Sönmez Köksal'ın nişanlısı. İnci Baba da tam da bu günlerde 4 Aralık 1993 gecesi tuhaf bir cinayete kurban gidiyor. Katil Yakup Yaşar Güven cezaevine girerken MİT müsteşarı Sönmez Köksal da 14 Mayıs 1990 tarihinde Filiz Akın'la nikah masasına oturuyor. İnci Baba'nın 10 yıllık adamı ve katil zanlısı olan Yakup Yaşar Güven 18 Şubat 1999 günü Çankırı E-Tipi cezaevinde İbrahim Kara tarafından tabancayla vurularak öldürülüyor. Kalabalık bir cenaze töreninin ardından toprağa verilen İnci Baba için o dönemin Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel hükümete anıt mezar yapılmasını teklif etmiştir.